Seyircilerin büyük desteğiyle güreşçimiz şu anda mindere geldi. 1975 doğumlu Konya Şeker Spor'da güreşiyor. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi güreşçimiz. Rus güreşçi ise sevgili seyirciler, Rusya şampiyonu. Karşılaşmaya her iki güreşçi hızlı başladı. Ambakov Aşatze, Şeref Eroğlu karşısında galip gelebilmenin büyük bir mutluluk olacağını biliyor. Ama güreşçimiz de takımımıza ilk galibiyeti kazandırmak için minderde. Şeref ayakta da teknik yapabilecek kapasiteye sahip bir. Her an bir tek kol denemesi olabilir ama işte bu kurallarda yapılan değişiklik sporcuları daha çok temkinli güreşmeye sevk ediyor. Bir dakikanın sonunda gelebilecek yer minderinde neler yapabilirim onu düşünüyor doğal olarak. İşte birinci dakika doldu. Tam birinci dakika dolarken bele dalmak için hamle yaptı Vashadze ve mavi mayoyla güreşen Vashadze ilk olarak günde bağlayacak. Şeref pozisyon hatası yapmadan duruşunu sergilemeli. Şeref Parat iyi bir paratçı. Parat yaptığı müddetçe Rus güreşçi ondan zor puan aldı. Ayaklarını kaldırmamız lazım. Evet. İlk burada bir çırpma. Yani elleri üzerinde dönüyor. Ve Rus güreşçi şu anda 1-0 önde, bir kez daha çırpma için denemede bulundu. Son 3 saniye. Süre bittikten sonra bunu yalnız dikkat et, bir yanlışlık daha var. Seyircilerin ıslıklarını bir an için hakemin düdüğü olarak algıladı Şeref Eroğlu. O nedenle bir an için boş. Şeref iyi bir kündeyle başlangıç yapabilir. Her iki güreşçi Şimdi alması da bağlaması lazım Şeref'in. Çünkü ikaz yedi. Hayır. Ya bu pozisyon şeylerinde hakemden hata affetmiyor. Biraz daha dikkatli olmamız lazım bizim çocukların. Lütfen dikkat. Saha içerisinde herhangi bir madde atmayalım. Hatamları uyaralım lütfen. Lütfen milli takımımızı destekleyelim. Fakat burada işte arkadaşlarımız ekrana tekrar getirdiler. Rus güreşçi de hemen kaçmak için. Esasında şey Rus'u, fakat kurala göre mutlaka üstteki güreşçinin hemen bağlaması lazım. Bunda hakem hata yapsa bile bazen güreşçi zararlı çıkabiliyor. Evet, mavi verecekler. İhtar mavi olabilir. Evet. İhtar maviye. Şimdi güreşçimiz günde için pozisyonunu aldı ama çok rahatlıkla kurtuldu bu pozisyondan. İyi bir atak izliyoruz Rus güreşçiden. Biraz Şeref'in kafasını kaldırması lazım. Skorboard'da 2-1'lik bir şey var. O demin pozisyonu izledi. Sağ olsun arkadaşımız gösterdi. Evet. Pozisyonu bozan Rus güreşçi olduğu için 2 puan biz aldık. İhtar Rus güreşçi aldı. Böylece ilk periyodun galibi Şeref Eroğlu. Ama Şeref'ten
daha atak, daha güzel bir güreş bekliyoruz. En önemlisi de pozisyona çok dikkat edilmişler. Şimdi biz aldık, tersi de olabilirdi. Kesinlikle olabilirdi. Beni çekin, dikkat ediyor musun? Minder abi beni ikaz edildi bir daha, bağlasın üstteki güreşçi. Hakemleri sürekli olarak uyarıyorlar. ...66 kiloda... ...ikinci periyot başladı, ilk periyodu... ...Şeref Eroğlu 2-1 önde tamamlamıştı. Olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonu... ...6 kez Avrupa şampiyonu güreşçimiz... ...biraz daha... ...atak olacak... ...ve bu karşılaşmayı kazanacak diye düşünüyoruz. Şeref asla pasif kalmamalı... ...çünkü orta hakimleri... Sen kırmızı evi özellikle hareketlenmek üzere. Evet. İran asıllı hakem. Ellinci saniyeyi geride bıraktık. Bir dakika dolacak gibi herhangi bir aktivite olmadan. Mavi mayo alıyor. Bugün ilk bağlamayı mavi mayo. Şimdiye kadar bir kez mi geldi? Bir kez kırmızı, hepsi mavi çıktı. Artık çetele tutamıyoruz ama. Aman Şeref, pozisyona dikkat. Evet. Güzel. Dön. Şeref ayağa kalktı. Evet. Bu mükemmel. Bir de buradan puan alabilirse, ayakta puan alabilirse. Çünkü yerde eğer kendisi bir hareket yapmazsa Rus güreşi devrenin galibi ilan edilecek. Şimdi sıra Şeref Eroğlu'nda. Hadi Şeref. Güzel bir günde. Şeref pozisyon atası yapmasa kesinlikle Rus güreşinden puan alır. Şimdi evet. Çok dikkat etmesi lazım Şeref. Evet. Kündesini bağladı. Bu önemliydi. Çünkü ondan korkuyorduk gerçekten. Şimdi. Evet. Hadi Şeref. Kaldır olsun. Artık rakibini yerden. Kaldır, at artık Şeref. Esasında eliyle bir müdahale oldu mavi mayolu Rus güreşçinin ama hakemler görebildiğini bilmiyor. Bir bir. Hakemler. Hakemlerin gerçekten burada gösterdikleri çok ilginç görüntüler var. Hakem ortaya çağırıp neredeyse el kaldırtacaktı. Maalesef kötü. Çok İranlı hakem maalesef çok hatalar yapıyor. Bu periyot bir birlik eşitlikle biten bu periyot sonunda Rus güreşçi periyodun sahibi oluyor. İşte güreşçimiz rakibini söktü ama yerden kaldırdı. Aynı noktaya bıraktı. Aynı pozisyonda bıraktı. Bu kez atmayı denedi. Fakat ellerini çok güzel kullandı ve üzerine düşmedi. Sırtının üzerine. Karşılaşmada uzatma devresi, yani 3. periyot başladı sevgili seyirciler. Bu kadar. Doğrusunu isterseniz Ambako Başatze'nin Şeref Eroğlu'nu bu kadar zorlayacağını düşünmemiştik karşılaşma başlarken. Şeref Eroğlu sevgili seyirciler ilk karşılaşmasında Ukraynalı sporcu Armen Vardaryan'la yaptığı karşılaşmayı 3-0 ve 2-2'lik periyotlarla 2-0 kazanmıştı. Daha sonra Gürcistan'dan Nurkan Maksudzadze'yi 5-0 ve 3-1'lik periyotlarla 2-1
2-0 yendi. İlk bir dakika klasik olarak yine herhangi bir teknik yapılmadan bitmiş olacak. Nitekim öyle oldu. Yine kura atışına geçti. Yine mağlup. Artık buna alıştık diyebiliriz Ata Karataş. Çünkü hep bu kadar şans. Şeref'in tek yapacağı pozisyonu doğru mu? Evet, güzel. Asla çırpılmamalı bu sefer. Evet, aman Şeref. Bir puanlık bir çırpmaydı bu. Evet, iyi bir günde. Şimdi sayın seyirciler, Greco-Romen güreşte Dünya Kupası'nın ikinci günündeyiz ve şu anda Greco-Romen de Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşmasını yapıyor milli takımımız Rusya ile. Şeref Eroğlu Minder'de 66 kilodaki güreşçimiz Rus rakibiyle mücadelesini sürdürüyor. Üçüncü devreye geldik. İlk iki karşılaşmayı Hüseyin Aygün ve Bünyamin İmik 55 ve 60 kiloda Rus rakiplerine kaybetti. Şu anda üçüncü devrede Rus güreşçinin faullü bir duruşu vardı. Bu nedenle itirazlar var. Bakıyoruz, Minder amiri karşılaşmayı yöneten hakeme pozisyonu bir kez daha anlatıyor. 1-0 önde mavi mayoyla izlediğiniz Rus güreşçi işte bir kez daha görüntüye geldi bu görüntü ve bizim güreşçimiz daha rakibini tutmadan hareket ettiği için şimdi bir kez daha ortaya davet edildi. Bu karşılaşmadan sonra birincilik için Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. İki puan istiyor karşılaşmayı yöneten hakem. Sayı hakemi de farklı gösteriyor. İki mavi veriyor, kırmızı. Sayı hakemi de bakıyorum, evet farklı gösteriyor hakemler arasında. Ama hakem. Orta hakem Şeref'e 2 puan. 2-1 diye bir skor gözüküyor şu anda. Bakalım hakemler karar verebilecekler mi? Çünkü şu anda pozisyonu izliyoruz. Evet, Şeref 2. Ve Rus güreşçinin pozisyonunu bozduğunu bir kez daha izledik. Şeref bir kez daha rakibini kavradı ama boşalttı. 2-1 önde. Şeref. Rus güreşçinin Şeref asla gerilememesi lazım. Çünkü ihtar gelebilir. Çok büyük hata var. Faullü atakları da var. Çünkü kafa vurduğunu görüyorum sanıyorum. Evet. Şeref de hakeme bunu gösterdi. Bele girmeye çalıştı Rus güreşçi Ambako. Son Şeref 15 saniye. Evet, gerilemeden bir 10 saniye. Şeref rakibinin beline girdi. Orada kaldırdı, bravo, attı bravo. İşte. 3 puanlık bir salto. Evet. Çok güzel. Rakibini salto. Kaldırdı, attı sevgili seyirciler. Evet. Ve böylece puan i̇şte sayısını 5'e yükseltti. Şeref Eroğlu böylece seyircilerini selamlıyor. Ve takımımıza ilk galibiyeti kazandırmak üzere 5 saniye var karşılaşmanın. Ama 7'ye ulaştı puan sayısı ve karşılaşmayı kazandı. Kazandı sevgili seyirciler. 7-1 kazandı. İşte Şeref, beklediğimiz Eroğlu. Şeref bu. Çok zorladı ama sonunda Şeref Eroğlu dediğimiz gibi, baştan beri söylediğimiz gibi Şeref Eroğlu gibi güreşti ve takımımıza ilk galibiyeti kazandırdı. Bundan sonra 74 kiloda Şeref, 84 kiloda Nazmi Alınca,
96 kiloda Hamza yerlikiyor Kaya ve 120 kiloda İsmail. Güzel karşılaşmalarını yapacaklar.